Bu hastanemizde de daha önce defaten adli raporlamayla ilgili elimizden geldiğince bilgi paylaşımı meslektaşlarımın bugün için de öyle. Çoğunlukla hekim ihtiyacından kaynaklı branş uzmanı, hekim arkadaşlarımız acı servislerde. Sigortalı meslek örgütü olarak biz her çeşit toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğin bir hastalık olduğunu söylüyoruz. Buradan yola da bu adaletsizliği gidermek, bu hastalıkla da mücadele etmek adına Batman'da aslında Türkiye'de bugüne kadar idari ve mesleki sorumlulukları nelerdir? Otopsi ve adli raporlamada neleri yanlış yapıyoruz? Mudur adli raporlama yapmakla ilgili. Yine adli raporlamada fizikçisini tanıyorum. Arkadaşlarım hemen hiçbiri acı serviste adli raporlama yapmıyorlar. Dediğim gibi belli bir dönemin acı servisine çalışan otopsi hizmetleri olarak ayrıntılandırabiliriz. Ancak biz ağırlıklı olarak bugün adli raporlama kısmı. İfade edeyim ki gerçekten ülkemizde yaptığımız iş çok önemli bir iştir. Önemli bir iş olması hasebiyle İlk olarak bu raporlarla ilgili ben burada birkaç not aldım. Yaşanan sıkıntılardan ilk olarak doktorun uzun süredir aslında bu adli tıp raporlarının hazırlanması konusunda Batman'da ciddi bir sorun yaşıyorduk. Çünkü bu adli tıp raporlarının soruşturma aşamasında çok ciddi bir önemi var. Bu suç tasdikinde kullanılan, suçların belirlenmesinde kullanılan